Herkese merhaba, ben Fatih Turgut. Microsoft'ta yazılım geliştirme teknolojileri konusunda saha mühendisi olarak çalışıyorum. Güvenli kod geliştirme süreçlerinin ikinci dersinde kişisel verilerin gizliliği ve uyumluluk konusuna değinmek istiyorum. Privacy and compliance. Başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi bilişim terimlerini İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ne yazık ki anlam kaybına uğruyor. Bu yüzden eğitimim sırasında hem İngilizce hem de Türkçe terimleri kullanmaya çalışacağım. Bu dersimizde kişisel verilerin gizliliği ve uyumluluğu yazılımcıların bakış açısıyla incelemeye çalışacağız. Bunlar bizim için neden önemli ve uygulama geliştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konulara değinmeye çalışacağım. Kişisel verilerin gizliliği nedir? Bu başlığı anlatırken bazı pratik örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Mesela kullanıcılarınıza hangi kişisel verileri topladığınızı ve bunu nasıl kullanacağınızı belirtmenizdir. Eğer en başta belirttiğiniz sınırlar dışında bu veriyi kullanacaksanız, kullanıcıya bunu reddetme hakkı vermenizdir. Verinin güvenli bir şekilde ve sadece en başta belirttiğiniz ve kullanıcının kabul ettiği şekilde kullanılmasıdır. Ve son olarak kanun ve standartlara uygun bir şekilde verinin toplanması ve saklanmasıdır diye özetleyebiliriz. Peki, kişisel verilerin gizliliği, privacy ve güvenlik, security arasındaki farklar nelerdir? Kişisel verilerin gizliliği, kullanıcılara kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve dağıtımını kontrol etme yetkisi verir. Güvenlik ise, düşmanca eylemlere veya etkilere karşı savunma yapmak ve koruyucu önlemler geliştirmektir. Güvenilir uygulamalar geliştirmek için kişisel verilerin gizliliği ve güvenlik olmazsa olmaz iki temel faktördür. Burada çok önemli bir nokta var. Güvenlik, gizliliği her zaman garanti etmez. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. Mesela çok güvenli bir web sitesi üzerinden kullanıcılarınızın verilerini topluyorsunuz. Bunu güvenli bir internet bağlantısı üzerinden, şifrelenmiş bir bağlantı üzerinden, HTTPS üzerinden veri merkezinize aktarıyorsunuz. Ardından bu veriyi encrypt edilmiş, şifrelenmiş bir veri tabanı üzerinde saklıyorsunuz. Ve veri tabanının bulunduğu server'a sadece belirli kişilerin yetkisi var. Bu veriyi sadece belirli kişiler okuyabiliyor. Bu güvenli bir site örneği. Fakat siz bu veriyi toplarken kullanıcıya bu verileri üçüncü partilerle paylaşacağınız bilgisini vermiyorsunuz. Bu durumda kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmiş oluyorsunuz. Veya kurum içerisinde bu veri tabanını okumaya yetkisi olan bir kullanıcı kişilerin bilgisi haricinde bu verileri üçüncü parti şirketlerle paylaşıyor. Bu da yine kişisel verilerin ihlal edildiği bir örnektir. Dolayısıyla güvenlik her zaman kişisel verilerin gizliliğini garanti etmiyor. Uygulama geliştiriciler olarak biz kişisel verilerin gizliliği konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikli olarak kişisel verileri sınıflandırmamız gerekiyor. Yani uygulamamız içerisinde hangi tarzda veriler saklıyoruz, hangi tarzda veriler topluyoruz, bunların farkında olmamız gerekiyor. Birinci tipimiz anonim veri tipi. İngilizcesi anonymous data. Bu veri tipindeki veriler herhangi bir kişiye bağlı olmayan, herhangi bir kişiyi ifade etmeyen verilerdir. Ne olabilir bunlar? Mesela saç rengi olabilir. Bir insanın boyu olabilir. Veya bir sistem konfigürasyonu olabilir. CPU'nun gücü olabilir. Memory büyüklüğü olabilir. Bu veriler anonim verilerdir. Bu veriler tek başına sizin için bir anlam ifade etmez ve herhangi bir insanla veya herhangi bir sistemle bu verileri ilişkilendiremezsiniz. Anonim veri tipinde dikkat etmeniz gereken bir konu var. O da verinin büyüklüğü arttıkça bu verinin anonim olma özelliğini kaybedebilir. Ne demek bu? Mesela büyük bir küme içerisinde mesela binlerce kişinin maaş bilgisini topluyorsunuz. Anonim olarak topluyorsunuz. Ama bu binlerce kişi içerisinde sadece birkaç tane genel müdür var. Dolayısıyla bu büyük verinin içerisinde genel müdürlerin maaşlarını tahmin etmeniz kolaylaşabilir. Veya insanların ten rengini topluyorsunuz ve bu topladığınız grup içerisinde
Sadece bir iki tane zenci var. Dolayısıyla bu ten rengi bilgisi artık anonim veri olmaktan çıkıyor ve kişisel bir veriye dönüşüyor. Buna dikkat etmekte fayda var. İkinci veri tipimiz pseudonymous data. Bunun ne yazık ki Türkçesini bulamadım. O yüzden buraya İngilizcesini yazdım. Bu veri tipi ise yine anonim veri tipine çok benziyor. Fakat burada tekil bilgiler topluyorsunuz. Bu bir biyometrik veri olabilir. Mesela bir parmak izi bilgisi, yine bir kullanıcı profili veyahut retina bilgisi. Ama bu bilgileri herhangi bir kişiyle bağlamıyorsunuz, bağdaştırmıyorsunuz. Bu durumda bu veri tipine pseudonymous data deniliyor. Bu veri herhangi bir kişiye bağlandığı anda artık anonim olmaktan çıkıyor ve kişisel veri kategorisine giriyor. Dolayısıyla burada üçüncü kategoriyi de görüyoruz. Bu da kişisel veriler, yani Personally Identifier Information veya kısaca PII de deniliyor. Nedir bu kişisel veriler? Bunlar bir kişiyi veya bir sistemi belirten, onu işaret eden verilerdir. Mesela isim bilgisi, adres bilgisi, finans profili, sağlık profili, sosyal güvenlik numarası, kimlik numarası gibi bilgiler kişisel verilere giriyor. Son kategorimiz ise hassas kişisel veriler. Bu kategori kişisel veriler kategorisinin bir alt kümesidir. Burada artık daha da hassas bilgiler söz konusu. Yani kredi kartı numaraları, banka hesap bilgileri gibi bilgilerdir. Bu bilgileri kullandığımızda kişiye büyük zararlar vereceği için bunlara hassas kişisel veriler adı verilmiştir. Uygulamamız içerisinde topladığımız ve sakladığımız verileri sınıflandırdıktan sonra bu verileri kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Birincisi, yasal yükümlülükleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bundan neyi kastediyoruz? Hem uluslararası hem de Türkiye içerisinde kişisel verilerin korunmasına yönelik belli başlı standartlar ve yasalar bulunmaktadır. Bizim uygulamamız bu yasalara uygun bir şekilde geliştirilmelidir. Bunu hemen bir örnek vermek istiyorum. Mesela iPhone için veya Android için bir uygulama geliştirdiğimizi düşünelim. Bu uygulamaları marketplace'te paylaşabilmek için, satışa çıkarabilmek için belli başlı yasal yükümlülükleri yerine getirmemiz gerekiyor. Eğer Apple'ın developer sayfasını açarsanız, burada da görebileceğiniz üzere bazı yasal zorunlulukları yerine getirmek zorunda olduğunuzu belirtiyor. Mesela eğer yaptığınız uygulama bir oyun ise, çocukları hedef alan bir oyun ise, bununla ilgili uymanız gereken Children Online Privacy Protection Act, COPPA yasasına uygun olması gerektiğini burada Apple'ın sayfasında belirtmiş. Veya Avrupa Birliği'nin GDPR dediğimiz General Data Protection Regulation yasasına uygun olarak uygulama geliştirmek zorunda olduğunuzu burada belirtiyor. Aynı şekilde eğer Google'ın Play Store'una gidersek, bunun da yine yardım sayfasında datayı nasıl saklayacağınızı, bunu nasıl kullanıcıdan alacağınızı, hangi hakları isteyeceğinizi bu sayfada yine açık ve net bir şekilde belirtmiş. Eğer sizin uygulamalarınız burada belirtilen standartlara uygun değilse, uygulamanız muhtemelen Store'da, Apple Store'da veya Google Play Store'da paylaşılmayacaktır, yayınlanmayacaktır. Dolayısıyla yasalara uymamız, yasal yükümlülükleri yerine getirmemiz önemli. İkinci nokta ise kullanıcı memnuniyetini ve güvenini artırmak. Bundan kastımız nedir? Müşterilerinizin yazılımınıza olan güvenini kazanmanız ve bunu artırmanız gerekmektedir. Yani özellikle gizlilikle ilgili konularda unutmayın ki topladığınız veriler aslında müşterinin kendi kişisel verisi. Ve eğer siz kullanıcınıza kendi verilerini kolay ve şeffaf bir şekilde yönetmesine müsaade ederseniz uygulamanıza olan memnuniyeti artacak ve dolayısıyla güveni de artacaktır. Dikkat etmemiz gereken üçüncü nokta ise engellenen dağıtımların önüne geçmek. Bundan kastımız şu: uygulamanız içerisinde kullanıcılardan topladığınız verileri
nasıl topladınız ve bunları nerelerde kullanacağınız ile ilgili bilgi vermiyorsanız uygulamanızı yayınlayamazsınız. Mesela az önce gördüğümüz sayfada Apple Store'daki kurallar belli. Eğer sizin uygulamanız bu kurallara uymuyorsa, bu verileri nasıl topladığını ve nerelerde kullanacağınızı anlatmıyorsanız uygulamanızı yayına sokamazsınız. Microsoft tarafından bir örnek vermek gerekirse, Windows XP ilk yayına çıktığı zaman internet trafiğine sebep olan bazı özelliklerin dokümantasyonları eksik yapılmış. Bu eksik yapılan dokümantasyon yüzünden bazı müşteriler, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı, CIA gibi bazı büyük müşteriler Windows XP deployment'ını geciktirmişler. Bu geciktirme yüzünden daha doğrusu engellemişler. Microsoft bu engeli kaldırmak için yaklaşık 180 sayfa ekstra dokümantasyon yapmak zorunda kalmış ve bunun Microsoft'a maliyeti 300 milyon doları bulmuş. Şimdi gelin isterseniz beraber bazı standartlara bakalım. Birinci standartımız COPPA standardı. Bu standart çocuklar için geliştirilen oyunlarda kullanacağınız uyumluluk standardı. Bu standartlarda unutmayın ki ülkelerden ülkelere farklılıklar olabilir. Mesela Asya ülkelerinde küçük çocuklar için yaptığınız oyunlarda kan göstermemeniz gerekiyor. Ama diğer ülkelerde buna izin verilebiliyor. Dolayısıyla uygulamanızı yayınladığınız, oyununuzu yayınladığınız ülkelerdeki standartlara da, kanunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. GDPR Avrupa Birliği için geliştirilmiş olan bir uyum standardı ve kanunu. Datanın nasıl kullanacağını anlatan bir kanun. HIPAA sağlık sektörü için geliştirilmiş bir standart. PCI ise kredi kartlarının nasıl saklanacağı, nasıl kullanacağı, kredi kartı bilgilerinin nasıl saklanıp nasıl kullanacağının belirtildiği standart. Türkiye'de ise kişisel verilerin korunması kanunu var. 66.98 numaralı kanun. Yine videonun altında bu kanun ve standartlarla ilgili linkleri sizinle paylaşın. Tüm bu kanun ve standartlar haricinde bir de güvenli liman ilkeleri dediğimiz 7 maddeden oluşan bir listemiz. Yine bu güvenli liman ilkelerinin kaynağını da videonun altındaki linklere yerleştireceğim. Bunlardan birincisi kullanıcıyı uyarmak, yani notice. Buradan kastımız şu: web siteniz içerisinde veya uygulamanız içerisinde kullanıcıdan toplayacağınız datayı nasıl toplayacağınız, hangi dataları toplayacağınız, bunları kimlerle paylaşacağınız ile ilgili bilgiyi kullanıcıya söylemeniz, anlatmanız gerekiyor. İkinci ilkemiz kullanıcıya seçme şansı ver. Mesela kullanıcınız siteye üye olurken telefon bilgilerini paylaşmak istemeyebilir ama onun yerine sadece e-mailini paylaşabilir. Veya e-mailini paylaştıktan sonra reklam mailinglerine üye olmak isteyebilir veya istemeyebilir. Bu ilkede söylemek istediğimiz kullanıcıya bu seçenekleri sunmanız ve kullanıcının buna kendi karar vermesi. Üçüncü ilkemiz, üçüncü parti kurumlara veya şirketlere kullanıcılarının verilerinin aktarılması. Bunu yapmadan önce mutlaka ve mutlaka kullanıcıdan bu verilerin üçüncü parti bir şirket ile paylaşılacağı bilgisinin verilmesi gerekmektedir. Dördüncü ilkemiz erişim. Bundan kastımız kullanıcılarınız sizin sisteminiz üzerindeki kendi verilerine istediği zaman ulaşabilmeli ve istediği zaman bu veriyi değiştirebilmeli veya silebilmeli. Bu işlemleri yapmak kolay olmalı ve veride bir değişiklik yaptığı zaman sizin bütün veri tabanlarınızda bu değişiklik geçerli olmalı. Beşinci ilkemiz güvenlik. Bunu daha önceden de konuşmuştuk. Kullanıcılarınızın verisi sisteminizde güvenli bir şekilde toplanmalı, güvenli bir şekilde transfer edilmeli ve güvenli bir yerde saklanmalı. Altıncı ilkemiz veri bütünlüğü. Kullanıcının verisinin veri bütünlüğü sistemlerinizde her zaman sağlanmalı, korunmalı ve kullanıcının isteği dışında bu verinin değiştirilmesine ve müdahale edilmesine izin verilmemeli. Son ilkemiz ise yaptırımlar. Eğer kullanıcılarınız siteniz veya uygulamanız içerisindeki verilerinin gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsa sizinle kolay ve etkili bir şekilde iletişime geçebilmeli. Bu bir e-mail adresiyle olabilir veya bir müşteri hizmetleri sistemiyle olabilir
Ama sonuç itibariyle eğer bir ihlal var ise kullanıcı bunu sizinle iletişime geçerek hızlı ve kolay bir şekilde çözüme kavuşturabilmeli. Bu dersimizde değinmek istediğim son bir nokta ise veri sınıflandırma yönergeleri. İşletmeniz içerisinde veya uygulamanız içerisinde sahip olduğunuz verileri sınıflandırmak ve bu sınıflandırmaya göre gerekli önlemleri, güvenlik önlemlerini almak sizin sorumluluklarınızdan bir tanesidir. Burada 4 tane farklı veri sınıfından faydalanabilirsiniz. Halka açık, herkesin okuyabileceği veriler, düşük işletme etkisine sahip veriler, orta ölçekli işletme etkisine sahip veriler ve son olarak yüksek işletme etkisine sahip veriler. Eğer uygulamanız içerisinde yüksek işletme etkisine sahip veriler kullanıyor, topluyor veya barındırıyorsanız buna göre uygulamanız içerisinde güvenlik önlemleri almanız gerekmektedir. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.